Ya kardeşim bu ne saçmalık ya? Ellerim kelepçeli. Önümde saçma sapan dosyalar var. Avukatımla görüşmeme izin verilmiyor. Ya sizi oradan görüyorum. Hey! Kapının arkasındakiler. Ya gelin buraya benimle adam gibi konuşun. Ya da beni bırakın ya. Aa sonunda. Ne ya bu? Adam gibi bana bir açıklama yapacak mısınız? Ne oluyor? Ben ifademi verdim. Neden tutukluyum? Bağırma koçum, bağırma. Burada soruları biz sorarız. İsmin Şahin Gümüş değil mi Şahin? Söyle bakalım. Neden öldürdün Zeynep'i ha? Sevmiyor muydun onu? Ne Zeynep'i kardeşim? Ben Zeynep diye birini tanımıyorum. Hiçbir bilgim yok. Ben burada masum bir vatandaşım. Önüme koyduğunuz şeyler saçmalık. Hiçbir şey yok içlerinde. Ağzımla açtım baktım. Bırakın beni. Benle oyun oynamayın. Asıl sen bizle oyun oynama Şahin. Bizim burada fazla sabrımız yok. Konuş. Konuş diyorum. Hey, Williams, sakin ol devrem. Eminim Şahin bizimle konuşacaktır. Değil mi Şahin? Şahin bize derdini anlatacaktır. Ben ona güveniyorum. Oturabilir miyim Şahin? Bilmem, oturabilir misin? Bence oturabilirsin gibi duruyor. Bacakların çalışıyor. Otur istediğin yere. Bu ne şimdi? Kötü polis, iyi polis mi? Ben bu numaraları yemem. Kardeşim, elinizde hiçbir delil yok. Ben bunlara baktım, hiçbir şey göremedim. O yüzden benimle oynamayın, avukatımı çağırın. Bu yaptığınız illegal. Avukatımla görüşmeye hakkım var. Elbette ki var Şahin, elbette ki. Avukatınla görüşmene izin vereceğiz, merak etme. Değil mi Williams? Vereceğiz ama hemen değil. Öncelikle benimle uğraşman gerekecek. Benimle uğraşabilir misin Şahin? Oo, çok korktum memur bey. Siz kötü adamsınız, değil mi? Ya kardeşim, bu sirki sonlandırın ve çabuk beni buradan salın. Size anlatacağım her şeyi anlattım. Beni tanımadığım birisi kaçırdı, vurdu ve ambulansı aramışlar. Yani anlayacağınız benim hiçbir şeyle alakam yok. Ben hastanedeydim. Yani Zeynep dediğiniz kişiyi de tanımıyorum. Aksini kanıtlayabiliyorsanız kanıtlayın ya da buradan gidin. Dersine çalışmışsın delikanlı. Dersine çalışmışsın. Anlaşılan bayağı tecrübelisin bu konularda. Yalnız iyi polis arkadaşım olabilir, lakin kötü polis ben değilim. Belli zaten. Senden kötü polis bile olmaz. Olsa olsa rezalet polis olur. Ne kadar da komiksin. Şakacı çocuk seni. Sen şimdi bize konuşmuyorsun öyle mi? Gördüğün gibi. Hayır. O zaman bize müsaade. James, bırakalım da bununla Mesut komiserimiz ilgilensin. Yok canım yok. O kadara gerek yok. Mesut komiserlik bir durum yok canım. Şahin bizimle konuşur. Konuşacak gibi durmuyor James. Bence biz bunu direkt Mesut komisere paslayalım. Hadi gidelim. Seninle birazdan komiserimiz ilgilenecek. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun görürüz. Ay çok korktum. Ana Mesut komiser gelirse ne yaparız? Ya kardeşim, saçma sapan işler yapmayın. Elimi çözün, bırakın gideyim. Sizi de dava etmeyeyim. Şahin, bak delikanlı, sen gençsin. Mesut komiserden kurtulamazsın. Gel konuş. Manyağın tekidir bak. Ona bırakmak istemeyiz seni. Kardeşim sizin kulaklarınızda bir duyma problemi mi var? Ha? İlettiğiniz bütün suçları reddediyorum. Aksine ifade veriyorum. Hala beni zorla tutuyorsunuz. Bir de tehdit mi ediyorsunuz ya? Avukatımı görmek istiyorum. O ne lan? Biri motorla geldi. Herhalde kız arkadaşı. Avukatla birlikte gelmişti. Hayır Şahin, hayır. Bu motor sesi senin kız arkadaşının değil. Mesut komiser geldi. Mesut komiser kim oğlum ya? Allah Allah, Mesut komiser kim? Amerika'da benden başka Türk mü varmış ya? Bir de komiser. Merhabalar çocuklar, ben geldim. Nasıl gidiyor ha? Yaramazlık var mı? Yok komiserim, hoş geldiniz. İçeride sorguyu bekleyen bir eleman var. FBI arkadaşlar sizleri bekliyor. Biliyorum biliyorum, zaten onun için geldim. Bu niye burada? Buna da odunu vereyim mi? Tövbe estağfurullah, ne oluyor ya? Gerek yok komiserim, gerek yok. Siz arkadaşı sorgulasanız yeter içeride sizi bekleyen. Bununla biz ilgileniyoruz. Öyle mi? Tamam, ilgilenin o zaman. Konuşmazsa getirin, odunu vereyim. Bakalım bu arkadaş kimmiş? Lan! Niye konuşmuyorsun bakayım sen? Arkadaşları niye yoruyorsun? James!
Kim bu? Mesut komiserim. Hoş geldiniz. Kendisi çete lideri olduğunu düşündüğümüz eleman. Öldürülen tanık Zeynep'in eski sevgilisi. Kendisinin öldürdüğünü düşünüyoruz lakin ifade vermeye yanaşmıyor. İfade vermeye yanaşmıyor ha? Sen çık bakayım dışarı, ben ifadesini alırım. Aman komiserim, nasıl olur? Savcı hanımın talimatı var. Benim halletmem gerekiyor sorgusunu. Hadi hadi, uzatma uzatma. Savcıyı ben hallederim. Sen odayı boşalt. Kamera falan varsa da kapat. Peki komiserim. Şahin, fırsatın varken konuşacaktın oğlum. Fırsatın varken. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Beni bu adamla niye yalnız bıraktı? Sen kimsin oğlum? Ha, sen kimsin? Ben haklarımı biliyorum. Bana elini süremezsin. Kameralar falan var. Birazdan kamera falan kalmayacak. Konuşacaksın. Senin için buraya 15 kilometrelik yoldan geldim. Ben adamı öttürmeyi iyi bilirim. Anam! O ne lan? Sopa çekti oğlum bu. Bu ne biçim polis lan? Allah Allah. Memur bey, onu benim üstüme karşı kullanamazsınız. Ben böyle şeylerden korkmam. Anlıyor musunuz? Haklarım var. Sizi şikayet ederim. Kimlikte isminiz de yazıyor. Mesut Ganeri. Şikayet ederim sizi. Merak etme. Sopayı birkaç kere yedikten sonra evin adresini bile hatırlamayacaksın. Başına gelenler için de yolda ambulanstan düştü diyeceğiz. Zaten kurşunla vurulmuşsun. Birkaç kırık kemik, birazcık damarlıktan kimse bir şey anlamaz. Hayır hayır hayır. Bunu yapamazsınız. Benim tehditlere karnım tok. Bana bakın. Ben avukatımı istiyorum. Avukatımı. Bana yaklaş. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Şahin'in hayatında manyak bir bölümü geride bırakmıştık. Ve Zeynep'in suikast bölümüyle aksiyon doruklara çıkmıştı. Daha sonrasında ise Şahin'in zekice planıyla kendisini aklamanın yöntemini bir önceki bölümde öğrenmiştik. Şimdi gördüğünüz gibi o yöntemin o kadar da mantıklı olmadığını görüyoruz. Bir tane manyak adam geldi. İsmi Mesut, soyadı da Gunnery ve bayağı bildiğiniz şu an bizi acayip şekilde dövüyor. Hani derler ya, karakolda dayak yoktur. Gerçekten de yok. O kadar hızlı vuruyor ki göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi Şahin fena halde işkenceye uğruyor. Bakalım bugün başımıza neler gelecek arkadaşlar. Şahin öttürebilecek mi gerçekten de Mesut komiser? Hadi izleyip öğrenelim. Yahu bu adam açığa alınmadı mı? Nasıl sorgusuna sokarsınız? Hey Mesut! Aman Allah'ım! Hey! Ne yapıyorsun? İndir sopayı çabuk. Ne yapıyorsun dedim sen? Bu ne rezalet? Sayın savcım, arkadaş konuşmayı reddediyordu. Siz de konuşturmak için ne gerekiyorsa yap demiştiniz. Ben de komiserimi çağırdım. Ne gerekiyorsa yap demek, işkence yap demek mi? Bu ne rezalet? Hoş geldiniz savcım. Arkadaşla birazdan konuşacaktı. İtiraf ediyor musun suçlarını? Ah! Etmiyorum lan. Etmiyorum. O sopanın hesabını ben sana bir gün sorarım. Savcı hanım, yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Görüyorum, görüyorum Şahin Bey. Gerçekten özür dilerim. Benim bu konuyla bir alakam yoktu. Mesut komiser, derhal müdürünün odasına. Derhal! Yürü! Bu yaptığın hesabını vereceksin. Allah'ın psikopatı. Gerçekten özür dilerim. Özür mü dilersin? Allah razı olsun. Bir de dilemeseydin. Şu halime bak ya. Şu halime bak. Darp raporu istiyorum. Merak etme. İstediğin her şeyi alacaksın. Merak etme. Çözün adamın elini. Emredersiniz savcım. Çözelim derhal. Savcım gerçekten ben sopayla dalabileceğini düşünmemiştim. Hadi lan oradan. Resmen sen bilerek beni dövsün diye getirttirdin. Savcı hanım, bununla sizin alakanız var mı yok mu bilmiyorum ama bu herif bilerek getirttirdi bu adamı. Bilerek. Hayır, benim gerçekten alakam yok. Ben bu ikisini seni konuştursunlar diye gönderdim. İyi polis kötü polisi oynayacaklardı. Bir de cehennem polisi gelmiş. Kusura bakmayın beyefendi, gerçekten. Kusura bakmayın. Yok canım, estağfurullah, ne kusuru? Alt üst herif ağzımla gözümün yerini değiştirdi. Savcı hanım, ben bunu o herifin yanına bırakma. Merak etmeyin, zaten kalmayacak. Kendisi açığa alınmıştı. Bu sefer hapsi boylaması için gerekeni yapacağım. Daha önceden de böyle bir vukuatı oldu.
Siz merak etmeyin. Gitmekte özgürsünüz Şahin Bey. Ama sayın savcım. Ne sayın savcımı lan? Adamı resmen burada dövdürtmüşsünüz. Bir de daha içeride mi tutacaksınız? Şahin Bey, istediğiniz şikayeti yapmakta özgürsünüz. Ben elemanlarımın gerekli cezayı aldığından emin olacağım. Vallahi savcı hanım, cezalandırsanız iyi olur. Yoksa ben çok fena cezalandıracağım. Legal olarak. Hadi eyvallah. Ulan karakolda dayak yiyeceğim. Aklımın ucundan geçmezdi. Ama dur, ben hesabını sorarım o adama. Lan, bu o değil mi? Sonra da kafasını yardım. Aa, çıkmış. Daha fazlası için mi geldin? Yok, daha fazlası için gelmedim. Hayatını karartacak adamın gözlerinin içine bak diye geldim. Gözlerinin içine. Bakayım. Kararmış bir şey varsa o da senin yüzün. Fena dövdüm bunu. Lan herifteki yüzsüzlüğe bak. Resmen ağzımı yüzümü kırdı. Bir de artistlik yapıyor. Ulan. Ben sana bunun hesabını sorarım. Mesut Kanri komiser. Benim adım da Şahin'se bunun hesabını sorarım. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Oo, güzel motormuş. Mesut komiser. Bu o içerideki lavuğa mı ait? Demek beni döversin ha? Demek beni döversin Mesut komiser. Aa, sonra kafasının ortasına yedirdi. Lan! Bu benim motorum. Lan! Merhabalar komiserim. Beni hatırladınız mı? Az önce sorgu odasındaydım. Motorumuzu aldım komiserim. Hadi görüşürüz. Hemen buradan uzama vakti. Allah, polis geliyor lan, polis geliyor. Komiserim, görüşürüz. Kerizmalı. Hadi bakalım. Yamaha ile uzama vakti. Ulan kimse bana artistlik yapamaz. Allah, geliyorlar oğlum, geliyorlar. Ulan Şahin. Fevri davrandın oğlum ya. İntikamı sonraya bırakman lazımdı. Delikanlı teslim ol. Olur kesin olurum. Hadi lan oradan. Hadi. Biraz acele etmiş olabilirim ama o polis bunu hak etti. Hadi bakalım Şahin. Ortamdan uzama vakti. Ulan oğlum. Benim altımda motor varken beni hiçbir polis yakalayamaz. Hiçbir polis. Lan bu ne kadar hızlı bir motor lan. Şuna bakın oğlum. Resmen 500'de gideceğim. Hey yavrum hey. Mermi gibi ya, mermi gibi. Kaç. İşte buna Yamaha'nın gücü derim. Ya da Şahin'i. Hemen hurdalığa çekeceğim hemen. Ulan oğlum geliyorlar gerçi. Polis mi lan o? Değil, tamam değil. Hurdalığa. Hadi bakayım. Ulan. Bunun burada ne işi var lan? Ana pitbull var lan. Çok garip. Hurdalık sahibinin pitbullu varmış. Saklanma vakti. Burada beni hayatta bulamazlar. Ne oluyor? Siren sesleri falan. Kaptan? Sen ne zaman çıktın hapisten? Bu motor da neyin nesi? Ne oluyor? He? Bismillahirrahmanirrahim. Yonca? Senin burada ne işin var? Kaptan, ben ara sıra buraya sızıyorum boş olduğum vakitlerde. Asıl senin burada ne işin var? Yüzüne gözüne ne oldu ya? Ya ne olsun Yonca? Karakola bir tane manyak geldi. Mesut Kanri midir nedir? Herif ağzımı yüzümü kırdı ya, ağzımı yüzümü. Ben de motorunu çaldım. Ne yaptın? Kaptan, manyak mısın? Niye çaldın motorunu? Ne güzel işte. Yüzünü falan kırmışlar. Artık seni dava falan edemezler.
bırakırlar gidersin özgür özgür. Niye böyle bir şey yaptın? Niye olacak? O adama haddini bildirmek için. Hem zaten benim aleyhimde hiçbir şeyleri yok ki. Beni zaten bırakmak zorundalardı. Lakin böyle yaparak yeni bir düşman edindiler. Emniyete bu dayağın hesabını soracağım. Bu dayağı unutmayacağım. Asla. Kaptan, biraz unutman zor gibi zaten. Ağzını yüzünü kırmışlar ya. Sağ ol Yonca. Gerçekten çok iyi moral veriyorsun. Acıyor ya. Buzumuz bir şey var mı kızım? Fena yanıyor canım. Gizem nerede? Hamburgercide mi yine? Haa, hamburgercide. Dur bekle. Ben 2-3 tane buz getireyim de koyalım bari. Şişmesin. Ah, getir getir. Şişmesin valla. Ah. Eline koluna sağlık Yonca. Yalnız sana bir kalacak yer bulmak lazım. Burada olur mu ya? Ulan oğlum. Halimiz resmen itten beter ya. Böyle olmaz Şahin. Çok yere düştün oğlum. Ayağa kalkman lazım. Bir komiser bile seni eziyor. Sen daha geçen güne kadar çete lideriydin. Böyle olmaz Şahin. Kendini toplama vakti. Ulan var ya. Göreceksiniz oğlum. Bu şehrin gördüğü en psikopat ve en manyak adam ben olacağım. Bütün şehri ayaklarımın önüne sereceğim. Ve bunu yaparken o komiseri de unutmayacağım. Asla. Evet arkadaşlar, bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Şahin'in hayatında efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Ve kapanışta Şahin'in yine intikam yeminleri ettiğini duyduk. Gördüğünüz gibi bugün karakola kendi isteğimizle düştük. Sağlam girdiğimiz yerden resmen sakat çıktık. FBI ağzımızı yüzümüzü kırdı. Mesut Ganeri adında manyak bir komiser fena halde bizi yamulttu. Bu arada Mesut komiserle hiçbir alakası yoktur. Bakalım arkadaşlar, bundan sonra Şahin'in hikayesi nasıl ilerleyecek? Çünkü Mesut Gunner ile fena halde takıştılar. Hatta Şahin motorunu bile çaldı. İlerleyen bölümlerde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil, bugün görmemiz gereken tek bir şey var. O da sizin abone butonuna basmanız. Haha çılgınlar. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. GPS'e konumunu attım bebeğim. Fazla geç kalma. Altımda Bugatti Chiron var. Beni Lamborghini ile yenebileceğini düşünmen komik. Yalnız hanımefendi, bilmediğiniz araç hakkında atıp tutmanız hiç hoş değil. Benim altımda Lamborghini Celestial var. 72 milyonluk araba elbette ki Bugatti'ye kaybetmez. Oğlum bu ne lan? Arabaya bakın. Araba değil, resmen roket. Oğlum. Bu neydi lan? Wow! Resmen kızı 20 saniyede haşet ettim.